Canından olma. Hı hı. Değil mi? Can güvenliği. Can güvenliğin işi senin bunu yapıyor. Aslında bu. Bunu düşünmek gerekiyor. Evet, buradan ama bakmak lazım. Çıkma 110'un üzerine kardeşim. Çıkma 110'un üzerine. Geç kal. Erken çık. Yola erken çık. Ama biz bunu yaparız. Ve evet. Eskiden bizim ülkemiz, trafik polisiyle ilgili bir handikap var. Söylenmiş bir kelime var. Çorba parası muhabbet. Ona açıklık getirmek istiyorum. Evet, eskiden bu tip uygulamaların olduğunu duyardık biz. Çocukluğumuzda bunları çok duyardık. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Her toplumda, her kurumda iyi insanlar varken mutlaka yanlış insanlar da vardır. Tabii ki. Bir elin beş parmağı bir değildir elbette ki. Topyekun değerlendiremeyiz. Fakat bizim toplum o kadar dürüst, o kadar namuslu ki bir tek polis teşkilatı kötü gibi konuşuruz. Ya eleştirmeyi ben, seviyoruz galiba. Olumsuz eleştirmeyi daha ziyade. Ben eskiden şeyi hatırlıyorum. Türkiye'de en çok elektrik kurumu en çok ne yapardı biliyor musunuz? Kaçak sayaç arardı. Ya bu toplumun büyük bir kesimi evlerindeki elektrik sayacından elektrik çalardı. Değil mi? Kaçak olarak yapardı yani bunu bir kısım insanlar. Artı devlet eskiden bundan 10 yıl önce diye hatırlıyorum. Eskiden ne verirdi biliyor musunuz? Yıllık aldığınız maaşın karşılığı olarak yaptığınız alışverişin fişini toplardınız. Evet evet hatırlıyorum ben de. Siz de hatırlıyorsunuz değil mi? Büyük bir zarfın içerisine yığınlar olsa fişler onlar birikirdi. Devlete verirdi. Aldığınız işte 300'e 1-2 bin lira bir iade alırız. Fiş iadesi biliyorlardı. Hatırlayamıyorum ismi şimdi. Vergi iadesi diyor arkadaşlar. Vergi iadesi alıyorlardı. Şimdi bana bir memur çıksın da desin ki, şimdi polisleri konuşuyoruz ama ben polislerin dışına çıkarıyorum. Bana bir memur çıksın desin ki ben bu fişlerin içerisinde yapmadığım bir alışverişin fişini koymadım desin. Desin bana bir memur bunu. Diyemez herhalde. Diyemez gibi geliyor bana da. Kimseyi suçlamayalım ama tabii Allah'tan isim vermiyoruz. Kulak kalmayalım üzerimize. Tabii ki. Mümkün şahıs olduğu olarak kadar. Konuşmuyoruz. Belki vardır. Vardır. Tabii, çok azdır ama. İstisna belki vardır, çok azdır. Şüphesiz. Evet, onların da günahını vebalini almayayım. Allah indinde ama ya biz kardeşim devlet ne demiş? Zati ihtiyaçlarından yaptığın alışverişlerini belgelendirirsen ve bu yaptığın alışverişlerin fişini buraya koyarsan ben de sana bunun şu kadar bir oranda kademe kademe segmentiyle beraber iade yaparım demiş. Senin sağladığın katkıya bir karşılık bu aslında. Peki esnafa geliyorum şimdi. Bu memurlar içindi. Bu memurlar için. Şimdi polisi hep suçluyoruz ya. Peki bana yapmayanı vardır da çoğunluktan konuşuyorum. Çoğunluk için söylüyorum. Bana esnaf olup da eskiden yaparlardı bunu. Ya işte fiş almayayım ama şu kadar indirim yap. Evet evet. Muhabbetini bilir misiniz? Hiç karşılaştınız mı bunda? Evet duydum. Ya o zaman fiş alma fatura alma ama şu fiyata düşür. Ne oldu şimdi orada? Vergi kaçmadı mı? Değil mi? Bir haksızlık yapmadın mı? Bir haksızlık yapmadık mı orada şimdi? Devam ediyorum. Diğer taraftan giderini az buçuk artıran hiçbir esnaf yok. Maliyetini biraz daha artıran hiç mi yok? Pürürü pak mıyız yani biz vergi konusunda? İstisnalar konusunda. Değiliz tabii. İşçiye geliyorum şimdi. İşçiye geliyorum. İnsanlara, toplumu dışlamıyorum bakın. Hepimizin kendimizin görmediği hatalarımız var. Patron, amir, müdür müsaade etse, yarım saat geç gitsem, yarım saat erken gitsem veya belki 30 yıllık mesainde bir sefer daha iyi olsa şunu yapmadım işçi. Bir küçük bir yalan konuşup da müsaade isteyip de ya çocuğu doktora götüreceğim deyip de aslında başka yere gittiği olmadı mı? Mesaiden çalma olmadı mı yarım saatte olsa? Değil mi? Böyle değerlendiriyor. Veya evde uykuda kaldın da fazladan uyukladın evde. Bir saat geç gittin işine. Ya işte kusura bakma dedin de o gün bir saat fazla mı çalıştın? Yok mu yani? Yok mu? Olmadı mı yani? Herkes hayatında şöyle geçmişini şöyle önüne bir koysun. Geliyoruz ondan sonra efendim polis teşkilatında yok çorba parasıymış da yok karşı şu tarafta da, gördüğümüz yok bir açığın, da, üzerine, bir açığın üzerine gideriz. Hep beraber. Her meslek için bunu konuşurum. Doktorundan öğretmenine. Mühendisinden bilmem neri. Her meslekte var olan şeyler toplumun genelini çok ilgilendirmiyor mühendisliğin açıkları. Öğretmenliğin, doktorluğun, ötekinin, berikinin. Dolaylı yönden. Ama hepimizin gördüğü, hepimizin gördüğü doktorların, polislerin olayıdır. Onu polislerin konuşuruz, olaydır. Onu dillendiririz. Evet. Böyle bir şey var. Elektrik sayacından çalan bir millettik yani. Daha düne kadar. Yani bunlar olmadı mı? Oldu.
Şimdi sosyal hayatlar, polisin sosyal hayatı var mı? Gözlemlediğimiz kadarıyla çok fazla sosyal bir aktivitede göremiyoruz polisleri. Yine bu polis teşkilatının kutlama yıl dönümleri dışında belki. Ben buna biraz gülüyorum, kusura bakmayın da. Şimdi bakın, polisin, önce izinden girelim. Polisin izni var mı? Var. Senelik 20 gün, 25 gün, kaç gün olduğunu bilemiyorum ama bir izni var. Peki polis izinde ne yapar? Çoğunluktan konuşuyorum ha. Sadece plaja gidenden bahsetmiyorum. Genellikle memleketimde. Benim tanıdığım polislerden bahsediyorum. Çevremdeki polislerden. Ben polisin memurundan bahsediyorum. Amirinden, müdüründen değil. Benim polisin izinini nerede kullanır biliyor musun? Memlekette kullanır. Evet. Kayserili'yse Kayseri'ye. Ailesinin yanına belki. Giresunlu'ysa fındık toplamaya. Samsunlu'ysa termiye, pirinç tarlasına. Doğu'daysa buğdaya. Akdeniz'de ise karpuz tarlasına. Ailesinin yanına gider. Onun 25 günlük, 30 günlük izninin 10 gününü, 15 gününü annesine, babasına, kardeşlerine yardıma gider memleketine. Gitmişken hem tarlada çalışır hem de fırsat bulmuşken de ailesini, eşini, dostunu ziyaret eder. Avrupa'daki polis Türkiye'ye tatile gelir. 5 yıldızlı otellerde tatil yapar. Benim polisim köyde çalışmaya gider. Evet. Artı, yine çalışarak geçiriyor tatilini. Artı bir de polisin eşi çalışıyorsa var ya, eyvah. Eyvah o zaman. Niye biliyor musun? Polisin eşi çalışıyorsa onların izinleri birbirine denk gelmez. O imkan da yok. O imkan yok. Çünkü onun izni, polisin izni sisteme bağlıdır. Hangi tarihte ne zaman kullanacağım? Bazen de izinlerine çağrılabilirsiniz ansızın. Kesinlikle çağrılabilirsiniz. İzinde yarıda da kalabilir. Köy çocuğudur. Aile çocuğudur. Anneye babaya karşı olan bir vefa. Zaten 20 senesini 25 yılı dışarıda geçiyor bu adamın. 5 yıldan 5 yıla Türkiye'nin her tarafını dolaştığı için göçebe gibi polis. O yüzden zaten... Ya annem babam bugün sağ salimken beni tarlaya çağırdı, bağ bahçeye çağırdı, çalışmaya çağırdı. Gitmezsem olmaz. Veya kendisini anneden babadan kalan eğer bir toprak parçası varsa, tarımla ilgilenen bir yer varsa en azından senede bir fırsat bulup 10-15 gün gidip orayı işler, oranın hasatını yapar. Orada polis, da bir hayatı benim var. Benim polisimin tatili budur ya. Yok polis evleriymiş de şuymuş da polis plajıymış da. Oralarda müdürler, amirler gezer çoğunlukla. Polis çok azınlıktadır orada. Benim galiba öyle hakkı da polis, yani evet yok. Benim polis memurum tatilini, iznini orada kullanır. Ve o şekilde hayatını yaşar. Pazar tatili var mı? Onlarda pazar cumartesi yoktur. Onlarda biliyorsunuz 12-12 uygulama vardır. 8-8-8 uygulama vardır. Ama 12 saat görev yapar. Bir gün gece, gündüz dönüşümlü vardır. Uyku düzenleri diye bir şey yoktur onlarda. Değil mi? Bu da aslında ve yine fizyolojik pazar, olarak zarar tabii. verici bir durum insan sağlığına. Sen pazar gününe plan yaparsın, o yapamaz. Oysa eşinin tatili pazar, cumartesi pazar. Çocukların tatili de pazar. Değil mi? Sosyal cumartesi, bir alanı oradan cumartesi kurslar var, çocukların gittiği kursları var, şunu var, bunu var diyelim ki. Ama bir ailenin, mesela ben bütün planlarımı pazara yaparım. Böyle bir düzen evet, var çünkü. Çünkü eşimin tatili, benim tatilim, çocukların rahat olduğu için cumartesi kursları var bilmem ne. Kendimden örnek veriyorum. Bütün planımı pazara yaparım. Misafir ağırlayacak mı pazar? Gideceksem de pazara planlarım. Dışarı çıkarım. Kardeşim sen 24 saatin 12 saat çalıştırdığın polisin 12 saatini çalıştırdın. Geri kaldı 12 saat. Bunun 2 saati yolda geçecek. Oldu 14 saat. Bunun 1 saati evinde elini yüzünü yıkarken, temizlik yaparken, kişisel ihtiyaçlarını karşılarken yapacak, geçirecek. Doğru mu? Tabii ki. Etti 15 saat. 8 saatte uyudu benim polisim. 24 saat. Nerede sosyal hayat?